Merhaba arkadaşlar, tekrar videomuzdayız ve güvenlik görevlilerinin mülakatta karşılaşabilme ihtimali olan mesleki bilgilerin paylaşımını yapmayı istiyorum. İnşallah sizlere bir nebze de olsa faydam olur diye umut ediyorum. Aşağıda sayılan haklardan hangisi insan hakları evrensel bildirisinde sayılan haklardan değildir? Şimdi arkadaşlar, kesinlikle ötenazi hakkı yok. Ötenazi nedir? Hayata veda etmiş. Veda etmiş demeyeyim de veda etmek aşamasında olan, hani bilgisayara bağlı yaşayan, yaşayıp yaşamadığı hakkında beyin ölümü gerçekleştiği halde umudunu kesmeyip hastanelerde yakınları tarafından öylece bekletilen, hani kişi ölmek istiyorsa buna izin hakkı diyelim ötenaziye. Ötenazi hakkı yok arkadaşlar. Kişilerin yaşamına kendi istekleriyle son verilmesi. Hani fişini çeksek ölecek ama öyle bir kanun yok. Bu şu an insan hakları evrensel bildirisinde de yok böyle bir hak arkadaşlar. Dünyada yok, yani ötenazi hakkı yok. Eğitim hakkımız var, vatandaşlık, yargı yoluna başvurma, mülkiyete sahip olma ama ötenazi hakkı yok arkadaşlar. Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan, hani el konulan eşya kime teslim edilir? Tabii ki tutanakla yetkili genel konuluğa teslim ediyoruz arkadaşlar. Tutanakla, yalnız bunu sakın unutmayın. Tutanakla yetkili genel kolluğa teslim ediyoruz. Görev alanı içerisinde devriye hizmetini yerine getiren özel güvenlik görevlisi Fatih ve Selçuk, görev esnasında bir iş yerinde yangın çıkması üzerine iş yerine girerler. Bu davranışlarıyla hangi görevi yerine getirmiş olurlar? Bakın, yangın, deprem, sel, tsunami, bu gibi durumlarda bizim görevimiz ne arkadaşlar? Yardım. Yardım görevi arkadaşlar. Kesinlikle iş yerine, konuta, kişilerin aracına, kapısını, camını kırıp giremiyoruz. Sadece imdat istenmesi halinde yardım amaçlı, imdat sesini duyduktan sonra yardım amaçlı girebiliyoruz. Bu da cevabı yardım. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Komisyon kararları oy çokluğuyla alınır. Evet arkadaşlar, komisyon kararları oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanı vali yardımcısıdır. Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılıyor. Evet, doğrudur. Çekimsel oy kullanılabilir diyor. Kesinlikle komisyonda, özel güvenlik komisyonda çekimsel oy kullanılamaz. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi ana giriş nokta, kontrol noktasında görevlendirilmesi gerekli personelden değildir? Görev yaptığımız alanlarda ana giriş kontrol noktaları mevcuttur arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz. Burada yönlendirici personel bulunabilir, danışma bulunabilir, koruma personeli zaten bulunması zorunlu. Kontrol noktası amiri bulunabilir ama sağlık personeli bulunamaz arkadaşlar. Böyle bir noktada sağlık personeline ihtiyaç yoktur. İş yeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar? Tabii ki arkadaşlar, özel hayatın gizliliğini. İş yeri, şahsi iş yerimiz, konutumuz şahsi. Bu özel hayatın gizliliğini kısıtlar arkadaşlar. Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? Affı uğramış olsa bile sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından mahkum olmamak. Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak arkadaşlar aranıyor. Taksirle yaralama suçundan bir yıl veya daha fazla ceza almamış olmak. Bu aranmıyor arkadaşlar. Neden? Taksirli, biliyor musunuz? İstemeden trafik kazası geçirmişsinizdir ve bir yıl ya da daha fazla ceza almışsınızdır.
Taksir zaten kasıt olmadan, istemeden yaşanan bir olay olduğu için bu şart aranmıyor arkadaşlar. B şıkkı cevabımız. 20. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı kanuna uygun bir ifade değildir? 5188 arkadaşlar özel güvenlik hizmetlerine dair kanundur ve 2004 yılında devreye girmiştir. 5188'in devreye girmesiyle 2495 sayılı kanun kaldırılmıştır. O da bazı kurum ve kuruluşların korunması hakkındaki kanundu. Yani güvenliğin 2004 yılından önce hizmet verdiği kanundu. 5188 çıktı ve o kaldırıldı. Hangisi uygun bir ifade değil? Özel güvenlik görevlileri ruhsatlı silahları ile konsayda görev yapabilirler. Hayır. Kesinlikle güvenlik görevlileri yani ruhsatlı silahları ile konsayda görev yapamazlar. Para ve değerli eşyan aktı gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah payı görev alanı sayılır, doğrudur. Zorunlu hallerde komisyon kararıyla görev alanımız genişletilebilir, doğrudur. Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı koruduğu kişiyle birlikte olduğunda ülke genelidir. Bu da doğrudur. Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar arkadaşlar. Yanlış olan, uygun olmayan bir ifade özel güvenlik görevlileri ruhsatlı silahları ile konsayda görev yapabilirler. Kendi şahsi silahı, ruhsatlı silahı bununla görev yapamazlar konserlerde arkadaşlar. A şıkkı uygun bir ifade değil. 21. soru. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? Bakın, kamu kurumunda çalışıyorsanız idare mahkemesine. Kamu kurumunda çalışıyorsanız, yani 657 sayılı devlet memurunun çalıştığı bir kamu kurumunda çalışıyorsanız idare mahkemesine. Yabancı kişilerin Türkiye'de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke. Bu arkadaşlar mütekabiliyet, yani karşılıklılık olma. Bizim bu yabancı ülke, atıyorum Yunanistan'da, Yunanistanlı bir şahıs Türkiye'de şirket kuracak. Ne yapıyor? Mütekabiliyete bakılıyor. Özel güvenlik komisyonuna yazıyor. Komisyon Dışişleri Bakanlığımıza görüş soruyor. Bizim Yunanistan'la karşılıklı anlaşmamız var mı? Şirket kurmak için de, özel güvenlik görevlisi hizmeti verebilmek için de aynı şekilde biz de Türkiye'de güvenlik sertifikamız var. Bulgaristan'da güvenlik görevlisi işi bulduk. Gidebilmemiz için oraya biz de dilekçe veriyoruz. Aynı onlar gibi. Özel güvenlik komisyonuna dilekçe veriyoruz. Biz yurt dışında şu ülkede güvenlik görevlisi hizmet vermek istiyoruz diye. Komisyon hemen bunu Dışişleri Bakanlığı'na görüş soruyor. Mütekabiliyet ilkesi var mı? Ülkeler arası anlaşmamız var mı bu ülkeyle diyor. Dışişleri Bakanlığı, evet bizim Bulgaristan'la Yunanistan'la anlaşmamız var. Bunlar Türkiye'de şirket kurabilirler ya da biz orada güvenlik hizmeti verebiliriz derler ise sorun yok, hizmet verilebilir. Bu ilkenin ismi de mütekabiliyet. Mütekabiliyet. Görev yerinde işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden, bakın delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifade etmiştir? Tabii ki adli görevimiz arkadaşlar. Adli görevi ifa etmişizdir. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir? Arkadaşlar, parmak izi herkesin papilleri tektir. Bu çizgilere papiller deniyor tıp dilinde. Bunlar, yani herkesin parmak izi farklıdır. Hiçbir şekilde değiştirilemez, kimseye benzemez, kimseninki kimseye benzemez. Benzetilemez ve değişmez. Ama arşivlenebilir. Bu arşivlenemez, yanlış bir ifade. Nasıl arşivleniyor? Pasaport çıkartıyoruz. Hepimiz devlet memuruyuz. Pasaport çıkarttığımızda parmak izimiz alınıyor değil mi arkadaşlar? 5 yıl sonra ikinci pasaport çıkarmaya gittiğimizde alınmıyor. Neden? Daha önce alınan sistemimizde kayıtlı diyorlar. Buradan aklımızda kalsın. Arşivlenemez değil. Arşivlenebilir. Alışveriş merkezinde devriye görevlisi, özel güvenlik görevlisi Metin ile Kerem'in kullanamayacağı yetki aşağıdakilerden
hangisidir? Bakın AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde şüpheli şahısların kimlik tespitini yapma. Hepimizin, çoğumuzun ya da karıştırdığı bir şeydir kimlik tespitini yapma. Biz kimlik sorabiliriz arkadaşlar. Ama kimlik tespiti yapmak nüfusun işidir. Bizim işimiz değildir. Kimliğinizi kaybedersiniz, nüfusa gidersiniz. Ben yeni bir kimlik çıkartmak istiyorum dersiniz. O da der ki önce sen bakalım sen misin? Benim bunun tespitini yapmam der, gerekli der. Sizden bir dilekçe alır. Bu dilekçeye istinaden emniyete bir yazı yazar. Emniyet sizi tanıyan, bilen iki kişinin ifadesini alır. Ben buna kefilim, bu kişidir diye. Ondan sonra nüfusu ifade eder gider ve nüfus sizin kimlik tespitinizi yapmış olur. Güvenlik görevlisinin işi kimlik tespitini yapmak değildir. Biz sadece kimlik sorabiliriz. Tespit bizim işimiz değil. Bunu sakın unutmayın. Sizi çok gördüm. Bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer videolarımın devamlı gelmesini istiyorsanız beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve Instagram sayfamdan da abone olup hikayeleri takip ederseniz sürekli bu tip sorular paylaşıyorum. Hem sizin mesleki bilginiz tazelenmiş olur, hem mülakatta karşılaşabilme ihtimaliniz var. Teşekkür ediyorum hepinize. Sevgiyle kalın.